2'den başlayak hadi. Buradan ikinci. Sen de fark ettik. Bu 2024. Yan tarafına yazdım. Kendi çiftleşip gelen ana. Peteği beğenmiyorsak değiştirelim. Ufak şeyse onlar sorun olmuyor. Şurada parayı konu onlar orayı doldurayım. Tamam, bu taraf zaten aynı. Kabarmış. Kabarmamış tarafını koy. Çok güzel. Bal var. Polen var. Bu 2024 anası. Bu da kendi çiftleşip gelen. Olan. Günlük görürsün oraları. Arada sakin ya, güzel. Evet. Kendisi var mı? Arayı mı beğenmiyor acaba? Şeydi, kendi anasını kendi yaptı. Bir de daha ne olsun yani. Daha ne olsun. Evet, bakın. Çok güzel bir. Kemer de kapalı yavru. Aynen. Bir aracın isteyeceği en güzel çıta böyle olur bence. Ötesi olmaz. Sakin, güzel ama. Sakin sakin arı gayet. Başka meme göremedim onda sadece. Petek yeni diye mi acaba öyle? Belki petek yeni diye şey yapmıştır. Günlük olan yerler değil mi? Zaten ana da yeni ya hiç. Rahatlar. Aynen. Bu haftaya belki petek ister akım olursa. Aynen, o yavrular aniden çıkıyor. Petek isteyebilir. Efendim. Aleykümselam abi. Bu da. Açık abi, açık. Gayet. Tamam abi. Şu kovanımızın galiba anasını kontrol sırasında öldürdük. Onu bir kontrol edeceğiz. Burada da rutin kovan kontrolümüzü yapalım. Ya da bu muydu? Üçüncü müydü acaba? Ben mi karıştırıyorum? Yok. Buraya kadar gelmiş. Gelmiş. Tamam. O kovan kendini kurtarmış. Buraya kadar kapalı ve günlük. Tamam. Bunlar da güzel işte. Bunlar da atar yakında. Yani bal akımıyla birlikte onları da doldurur. Galiba bunun anası olmaması lazım. Ya bu ya şu. Geçen kontrol sırasında bir 15 gün önce ezdik. Bu galiba. Bu olabilir. Bilmiyorum. Bak, günlük görmezsen, meme görürsen. Arı çıkmış mı? Hangi memeden çıkmış bakayım? Ha, şuradan çıkmış. Evet, aşağı. Yanında? Yanındaki kapalı mı? O da güzel.
Belki o sağlam gelmez. Bakalım bu da 2024 anası olur. Seneye güzel bir 2025 kovanı olur. Bayağı körükle istersen biraz. Arkadaşlar sertleşti. Vites yükseltti. Şu an beni sardılar. Telefonu da sardılar. Biraz bir daha başlayalım. Sıkıntı yok. Ön taraftayız diye bizi daha çok ona işaret koy da onu bir takip ederim. Gördüm bunu. Aman ağrı çıkmış. Haftaya onun günlüğü var mı? Ona bakarız. Dördüncü kovalarız. O erkeklemiş mi sanki? Yok. Tarafa eklemiş. Daha güzel. Alt tarafta komple paket. Sıkışık hissediyorsan hemen petek yapıştıralım. Bence yapıştıralım onu. Kapallar patlarsa çok güzel bir kapalı yavru alanı. Getirin mi? Tam petek verin bir tane. Haftaya bu kovanları inanılmaz şekilde soktu mu? Yok, bunu sıktım ya. Evet. Aralarında boşluk olursa petek gözlerini şişiriyor. Serbetliğini koy yine de. En azından haftaya durumunu, yani yoğunluğunu görmüş oluruz. Soner hocam. Soner Güner. Soner hocamıza da selam olsun. Tabii ya, sıkışık gitmek iyi. Beklenmeyen şuna bir bak. Ona bakmadık. Ona bakmadık evet. Şuna bakacağız. Bir de şuna bakacağız. O taraf tamam. Getirelim mi az? Alış. Doğru mu? Evet. Ha? Bu haftaya sıkıştırmadan da çok şeyse veririz. Bakalım bir durumuna. Olmazsa şey varsa yarım çıta onun birini alıp hampetek verelim. Soldan sağa mı gidiyor? Hı. Soldan sağa. Bak bu ara mesela 2-3 çıtaymış. 2-3 çıta muhtemelen bu ara. Çünkü formik kabana merkeze koyduğuma göre en fazla 3 çıtaymış bu ara. Bundan belki petek bile almışlar. Bunlarda zaten kabartma belirtisi var. Tamam, çok eğme aynen. Tamam. Bu tarafa da bak, bu tarafa da iz yapmaya başlamışlar. Yarım çıtaya. Şuna kuracağım oradan bu dağımız. Buraları dolduralım. Bunu haftaya direkt şey yaparız ya. Kat vururuz. Bunları yukarı çekersin, balıklı veya güzel balıklı olur. Bunların satışı güzel olur. Mesela o karşısına satış. Vallahi ben karşısına kaç sene önce 250 liraya satıyordum. Adam bunu komple bu
şey diyor ya adam buna. Karakol malı diyor direkt. Ya kendi örüyor sonuçta eteğini. Eteğini kendi örüyor. Tam o biraz şeyse tam kapat. Önce sök. Yok kapandı, tamam. Kapandı. Kovanla da işimiz bitti.